o Vatan Cephesi'nin kurulduğu zamanlar, o tabii Menderes iktidarının işaretiyle diyelim, talimatıyla bu yapılmıştı, Vatan Cephesi. Fakat çok lüzum, böyle bilginler tarafından çok lüzumsuz olarak karşılanıyordu. Ben de bunların içindeydim. Çünkü lüzum yok. Orada durmadan radyo falan katıldı falan, 2 saat isim sayıyor Vatan Cephesi'ne katılanlar diye. Biraz işin ciddiyetini bozuyor bunlar. Yani işin ciddiyetini biraz bozuyordu. Yani Demokrat Parti'nin son zamanlarında böyle yani zayıf hareketleri olmaya başlamıştır son zamanlarında. Yani bunların içinde bulundum ben. Gazetem olduğu için de gelen giden oluyordu. Sonra ocak bucak teşkilatları başladılar efendim. Ve Demokrat Parti'nin herhangi bir mahallede kurdukları ocak, oranın valisine, kaymakamına, yani ocak orada hakim bir durumu vardı mahalleye. Ve dolayısıyla bir tedirginlik yapıyordu bu insanlar arasında. Yani son günlerde bunu neye benzetelim? Çırpınış. Yani suya düşen bir insanın çırpınışları diyelim, boğulmamak için. Yani son günleri öyle bir duruma gelmişti. Ben bunların içindeydim ve iyi karşılanmıyordu bu Vatan Cephesi falan. Hatta biz de o sırada bir sayıyı Vatan Cephesi'ne vermiştik. Nasıl vermiştik? Bizim Dericioğlu eline imza toplamış, almış Vatan Cephesi'ne girenler falan diye böyle kocaman şerit gazetenin birinci sayfasına koyduk. Fakat niye koydun diyeceksin bana. O günkü atmosfer, karşı tarafta bir halk partisi zihniyeti, yani kalksın diye biz bu işlere bir yerde giriyorduk. Yani halk arasında bir söz var ya, suya düşen yılana sarılır derler ya. Aynen bu durumdu. Yani suya düşen yılana sarılır da demeyelim, başka bir misal verelim. Serap. Allah, adam susuz. Görüyor, vay. Vay da değil mi efendim, nedir? Bir yeşillik, hayal. Fakat gidiyor ki bir şey yok. Serap. Şimdi bu durumdaydık insanlar. Çünkü Allah peygambere hakaret ediliyor. Türlü türlü müsamereler yapıyorlar. Sakallılarla hakaret ediliyor. Şiirler yazılıyor. Bilhassa Behçet Kemal Çağlar'ın şiirleri böyle çok insanı tedirgin ediyor. Sonra fakat parantez içinde söyleyeyim, Behçet Kemal'ın vefatı da çok bizim Kamil Bey, Kamil Öztürk bahsetmiştim birkaç kez. Darülözzaman'ın şeyi olmuştu, müdür muavini, pırıl pırıl bir insan. Sezai Bey'in de yakınlarındandır. Kamil Öztürk benim de yakınımdır, Allah rahmet eylesin. Yakın dersek yani din kardeşliği hızlı, kuvvetli, öyle bir çocuk, kültürlü, gayet iyi Fransızcası vardır. Sezai'nin Dilir gazetesinde de şeyler yazardı, tercümeler falan yapardı. Sezai Bey gazetesinde her yazıyı almaz mesela. Necip Fazıl Bey de öyleydi. Şimdi bu, o bana dedi ki, yakinen biliyor, çok yani bir pişmanlık içinde vefatı olmuş. Yani bir Müslüman, mümin efendim. Tabii ben dünyada böyle rastgele konuşup da ahirete gidenler hakkında ismen pek bir şey diyemiyorum. Neden? Belki son nefeste Cenab-ı Allah Müslümanlık güzellik nasip eder. Bilemeyiz. Zaten Peygamberimiz de bunu işaret ediyor. Onun için yani onun dünyada kalan çoluğu, çocuğu, torunları falan filan, vay dedem de böyleymiş, babam da böyleymiş, buna da bir lüzum kalmaması için çok isimlerden uzak durmaya pek gayret ediyorum. Fakat böyle sonunu güzel duyduklarımızın isimlerini de söylemekten şey yapıyorum, yani olur diyorum. Tamam mı? Aşağı. Şimdi o hatta bir diş doktoru Ziya Çerman'dı galiba. Soyadı Çerman, iyi hatırlıyorum da ismi Ziya mıydı onu hatırlamıyorum. Çerman, bilmem ne Çerman. Kadıköy'de diş doktoru. Mecmua çıkarıyor. Ben fetih çıkarttığım zaman o da mecmua çıkarıyor. Mecmuanın ismi ne? Dinde Reform Kemalizm. Ya bunların niye yapıyorsunuz? Yani bu insanları niye böyle
kutuplaştırıyorsunuz. Sebep nedir yani? Böyle çirkin hadiseler. Sonra tabii günün birinde birkaç kişi de gitti. Gidenleri de ben tanıyorum o zaman. Kadıköy'deki diş doktoru muayene darmadağın ettiler. E ne lüzum var bunlara? Yani diş dinde reform, Kemalizm. Yani böyle bir o 1950-60 dönemleri arasında böyle şeyler vardı. Mesela Akis mecmuası vardı şeyin İnönü'nün damadı Metin Toker'in. E canım çok çirkin yazılar var. Ben şimdi İslam'a karşı söylenen o çirkin sözleri ben edeben söylemekten çekiniyorum. Yani niye sebep ne? E bunlar bu şekilde devam ederken işte Demokrat Parti'nin o son dönemlerinde böyle biraz ocak bucak böyle vatan cephesi böyle radyolarda durmadan belki bir saat devamlı cepheye girene cepheye kimdir bu adamı nedir nereden çıkıyor yani böyle bir şeylik oluyor, ciddiyeti bozulmuştu. Demokrat Parti'nin de o zaman ilk gelişindeki havası yıpranmıştı, kalmamıştı. Tabii bu böyle yıpranmaları da son günlerde hep duyuyoruz ki efendim bir iktidar 10 sene sonra yıpranır. Niye yıpransın canım? Sen iyi çalıştıktan sonra, iyi hareket ettikten sonra sen halktan çıkıp da halktan geliyorsun. Sen halkın içinden tekrar çıkmadıktan sonra niye yani 10 seneden sonra Türkiye'de iktidar kalmaz mı? Suymuş, buymuş. Ve bugünkü manzaralarda da görüyoruz ki böyle bir kavga, dövüşün yine biz kutuplaşmanın biz içinde manzara onu gösteriyor. Tabii şimdi bu arada bu kavgaların arasında çıkan güzel insanlar var. Yani ne diyelim o insana? Diğer gam. Tamam mı? Öyle güzel insanlar var. Yani dünyanın metasına, dünyanın makamına şey etmeyen, iltifat etmeyen insanlar çıktı. İşte bu insanların içinde Allah nasip etti bulundum ve bir de Allah nasip etti gazete çıkartmaya başladım. Ve daha muhabirken Büyük Doğu'da, Yeni Sabah'ta da hemen seviyordum efendim ve işlerinde konferansına falan da hep devamlı gidiyordum. İşte biz bu insanlardan, işte Allah razı olsun size sebep oluyorsunuz. İşte biz bu insanları şey yapıyoruz, anlatıyoruz. Yani, tamam mı efendim? Şimdi bu insanlar kimdir bu insanlar? Bu insanlar kesbi ilim sahipleri, kesbi, okuyarak asistan, doçent, akademisyen, bakıyorsun profesör, bakıyorsun bir eser vermiş, kesbi ilim. Bir de vehbi ilim. Yani Allah'ın verdiği ilimler, mesela okuma yazması yok fakat bu kesbi ilim insanları gidip ondan soruyor bu nasıldı diye. Mesela geçenlerde Elif Rıza anlattım, onu hatırladım ben şimdi. O Dabbah Hazretleri, Abdülaziz el-Dabbah, Hasan Basri'de çok bahsediyor dipnotlarında, ümmi okuma yazması yok. Fakat okuma yazma bilenler gidip o efendiye soruyor. Bu hadis var mıdır, yok mudur diyor. O efendi filan yerde bu hadis vardır diyor. Okuma yazma yok. İşte ilmi ledün. Yani kesbi ilim, ilmi ledün. Şimdi bu kesbi ilim sahipleriyle biz görüştük. O ilmi ledün sahipleriyle de görüştük. Fakat hepsinin merkezi nerede toplanıyor? Hani güzel bir söz var ya, Yunus Emre'nin mi bilemiyorum onu, pek hatırlamıyorum fakat söz güzel. Yani yarın boyuna kadü yere kimi arardır kimi Elif, hepsinin maksudu bir, rivayetler muhtelif. Tamam, yarimin boyuna kimi Selva Ağacı diyor kimi Elif, hepsinin maksudu bir, rivayetler muhtelif. Yani hiç bu muhitler, ya bu topluluklar öyle bir topluluklardı. Fakat sayısı az olmakla beraber, siyasiler gibi kalabalık olmamakla beraber mesele neydi? Fevzi Çakmak hatta
meclise milletvekili olarak gittiğinde Cumhuriyet Partisi listesinden girmişti. İnönü'ye karşı falan. Orada gayet az tabii, az bir milletvekili. O zamanki arşivlerde vardı, hatırlamıyorum. Az bir milletvekili. Onlar işte Fevzi Çakmak da var. Hatta nasıl olsa paşadır, kumandandır. Çıktı kürsüden, dedi, diyor ki mesele diyor, kumandanlığı mesele diyor, kemniyette değil keyfiyettedir arkadaşlar diyor. Yani bizim şeyimiz ağır gelir demek istiyor. Yani bu insanlar da her ne kadar azsa da keyfiyet bakımından bunların hakimiyeti, manevi bir halleri insanlara yön verirdi ve insanların bu yerde kurtuluşuna, Allah ve peygamberinin sevgisinin devamına sebep olan bu insanlardı. Halleriyle, hareketleriyle, yaptıkları işlerle, yani Allah ve peygamber sevgisinin devamına vesile olan insanlardı. Yani bu cümleye çok dikkat edelim. Tamam mı Ayşe Hanım? Şimdi, bunlardan bir tanesi de mesela Aydın. Aydın. Yani yakınlarda vefat etti dersen, 3-4 sene oldu galiba Aydın. İstanbul'da hemen hemen tanımayan yok gibidir. Nasıl yok? Yani şeydi, bu ilim sahipleri de olsun efendim, esnaf olsun, herkese karşı sevgisi ve herkesin de sevdiği bir insan. Hatta bir gün de Sezai Bey'le oturuyorduk dükkanda, Aydın giriyordu içeri. Sezai Bey'le de güzel bir konuşmaları vardı. Sezai Bey de sevdi Aydın'ı yani. Öyle bir haller demek ki, değil mi? Soyadını da alabilir miyiz Aydın? Çuhacıoğlu, Palulu'ydu kendisi, Palulu. Aydın. Şimdi Aydın. Aydın'la nasıl tanıştık Aydın'la? Bir gün şeye işte dükkanı örtüyorum ben bazen. Kapıya bir lehva koyuyorum. Diyorum ki filan saatte geleceğim diyorum. O saatte Allah nasip ediyor geliyorum ya mesela. O levhaların meşhur böyle dizili böyle. Cuma günleri de bugün cuma tatili diye lehva koyuyorum. İstanbul basın savcısı arkadaşım dedi ki ya Abdullah abi dedi emin ol dedi. Yani şey dursun ne dedi. Zabıt tutsam dedi, ya dedim mahkum olabilirsin haberin olsun. Niye dedim, bak cuma tatili diyorsun dedi. Cuma tatili diyemezsin dedi. Yani şeye kanunlara göre bir nevi kanunların böyle şeyini yani bilya gibi dönüşlerini, tamam mı? Mesela 163. madde de öyleydi. Her kim ki dinli mukaddeslerini kendisine efendim bir maddi menfaat, şahsi menfaat sağlamak için değil mi efendim? Söylerse 5 seneden 15 sene diyelim. Bunu nasıl tespit edeceksin sen yani? Ben sana selamun aleyküm diyorsam yani Allah için selam veriyorum. Eğer derse ki yok sen bana kendini havalandırmak için bunu yaptın derse o bile girebiliyor icabında. Yani bunun gibi cuma tatili diye bir şey yok dedi. Bunu sen nasıl yazarsın Abdullah abi? Dedim tabii biz yazıyoruz dedim. Sen de vazifeni yap dedim falan. Yani diyeceğim. Ha şimdi işte yine dükkanı örttüm. Havada sıcak böyle şeye gittim. Böyle bir yere gittik. Geldik herhalde. Geldim ki dükkanın önünde yaz günü havada sıcak, dükkanın önünde yarıdan yukarısı çıplak bir adam duruyor. Aşağısı giyik, yukarısı çıplak. Fakat bizim ehli sünnette mahrem olan yerlerin katiyen açıklığını o adamda görmedim ben. Çıplak durur ama yani göbekten aşağı kısmı hep örtülüyor diz kapından. Katiyen, yani o var çıplak diyeceğim. Hatırınıza ile çıplak diye bir şey gelmesin. Şimdi fakat elinde de bir şemsiye var. Şemsiye. Şemsiyenin telleri var, şeyi yok, bezi yok. Böyle kapının önünde duruyor. Elinde de kocaman kaldırım taşı. Böyle yani vay dikdörtgen şeklinde taşı var. Bir elinde de kaldırım taşı, bir elinde şemsiye. Duruyor. Ya dedim ki Allah Allah. Şimdi ben dükkanı açacağım.
Adamın elinde kaldırıp taşı. Ve elinde şemsiye. Bu ne iştir? Ben tabii öyle de dik duruyor ki İstiklal Marşı dinleriz ya. Aynen onun gibiydi. Gökyüzüne bakıyor böyle. Ben açtım. Dükkana girdim. Ondan sonra kayboldu. Aydın'la ilk tanışmam. Ondan sonra kayboldu. Ondan sonra dükkanın önünden gelip geçer. Nara atarak gider bazen. Bazen bakarsın bir kürek, tahta kaşık ağzında. Kaşığın içine bir yumurta. Yumurtayla gider böyle. Hiç böyle dökmeden. Böyle halleri olan, herkesin sevdiği bir kimse bu halleri. Bazen saçını böyle orta yerden, saçı gür. Saçı gürdü yani, biz böyle dökülmemiş. Hali öyleydi son zamana kadar. Fakat saç uzanınca buradan başlıyor, ortasını usturuya verdiriyor. Tren yolu gibi. Tren yolu gibi böyle halleri. Şimdi bu hallere neden geleceğiz? Bazen de şey ediyor, saçını uzattığı zaman uzatıyor. O kadar güzel kılıç gibi böyle buradan şey ediyor. Kılıç gibi böyle saçını bağlıyor. Kılıç gibi. Şimdi bir gün bizim İsmail Müftüoğlu Adalet Bakanı, çok hürmet ettiğim bir kimsedir. Adalet eski bakanlarından. Dükkana çok sık gelir gider. Dedi ki Aydın abi dedi. Yani artık dükkana gelip gitmeye başladıktan sonra. Sen dedi niye dedi böyle saçın dedi. Canım dedi. Buna şey dedi. Umumi Adliye Bakanım dedi. Bu dedi herkes dedi aşağı doğru bırakıyor. Ben yukarı doğru bıraksam ne olur dedi. Yani böyle kestirme sözleri vardı. Peki Aydın abi derdik. Şimdi Aydın abiye anlattığım bunları anlatıyorum ki Aydın abi kimdi yani işte ilmi ledine girmiş Allah'ın gönderdiği böyle Allah ve peygamber sevgisini Allah daima aşılayan, daima diri tutan insanlar. Bakıyorsun bir şey yok. Çünkü bir gün beraber, şimdi bundan sonra oraya gelmiş. Şimdi dedim ki ben bir gün Aydın abiye. Aydın abi dedim, şimdi dükkanında duruyor bazen böyle. Saçı yukarıdadır böyle, bazen yarı çıplak. Ya Aydın abi sen dedim bak o turistler geçiyor Sultanahmet'ten. Böyle duruyorlar bazen kalabalık oluyor. Aydın'ı seyrediyorlar. O da onlara tepesine bakıyor. Dedim nasıl oluyor bu dedim Aydın abi. Ya dedi Abdullah dedi. Bırak dedi o insanlar. Üzgün dedi o insanlar dedi. Üzüntülü dedi. Bırak dedi beni görsün de biraz gülsünler dedi. Nereden nereyi tutturuyor. Bırak o insanlar beni görsün biraz gülsünler dedi canım dedi. Ya bak nereden nereye getiriyor işi. Ya böyle insanlar. O büyük zelzelede de gördüm bir gün kendisini. Böyle ayağını şıpır şıpır sağanak yağmur. O şimdi yanan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde köşede baktım. Aydın abi böyle ayağı çıplak böyle gidiyor çıpır şıpır şıpır yağmur. Ben de aşağıya, ya Aydın abi Aydın selam. Ya dedi Abdullah dedi zerzeri görün mahvoldu kardeşlerimiz dedi. Onlar çadırda sokaktayken ben ayakkabıyla dolaşır mıyım dedi. İşte bir gün de işte Arefe'ydi galiba. Aydın abi gelince hadi kalk gidelim derdi. Giderdik. İşte Arefe günü yarın diyelim Ramazan bayramı efendim. Başka bir kurban bayramı da olabilir. Arefe hala Ramazan ayı çünkü herkes zekat veriyordu. Vermek istiyordu. Yani öyle hanlardan geçirdi ki beni. Toptancılar, İstanbul'un zengin hanları. Ben çünkü biliyorum gazeteci oldum. Oralarda dolaştığım yerler Yeni Sabah. O Muhit'in içinde bir binaydaydı. O hanlar hep şey yani Türkiye'yi idare eden dükkanlar, toptancılar, Gürün hanları falan. Yani Ayşe Hanım öyle sesleniyorlar, avuç dolusu kağıt paralarla geliyorlar. Aydın abi bir tanesini almadı. Bana lazım değil, bana lazım böyle elde böyle. Bana lazım değil, bana lazım değil diye biz sirkeci indik beraber. Yani Aydın abi o paraları alsaydı onlardan belki Aydın abiye bir kat alırdık yani İstanbul'da. Belki daha fazla kat. Çok paralar çünkü şahit oldum buna. İşte bu misilli bu insanlar Cenab-ı Allah bunları lütfediyor, bize gösteriyor ki bak ne kullarım var benim aşk içinde.
yani şahit oluyorduk bu insanlara. Bunların bak siyasi şeyleri de çok enteresandır. Şimdi ya birisi dedi ki, ya Aydın abi dedi, sen Paloluydu bu adam, Palolu. Palo'dan gelmiş, Palo'nun zenginlerinden. İşte babası orada sürü sahibi falan filan. Her neyse işte bir İstanbul'a gelmiş, yani bir meseleden dolayı diyelim İstanbul'a gelmiş. Gençken, çocukken askere gelmiş de Palo'ya giriyor. Öyle bir durum. Hususu hayatına girmeyelim de bizim şahit olduğumuz kısımlara gelelim. Aydın abi dediler ki, ya Aydın abi bu ne iştir dediler, sen bir ya dedi kardeşim dedi, demokrasi girdi dedi evimize, bomba dedi, her birini bir tarafa attı dedi. Bir demokrasi geldi diyor. Bizi paramparça etti, darmadağın etti diyor. Aydın abinin bu sözü, evet Abdullah sen ne anlıyorsun bu sözden? Bu söz Ariflerin sözü. Bu söz üzerinde ciltlerle yazılacak bir eserin başlangıcı. Çünkü hakikaten bu demokrasi budanması lazım gelen bir rejim. Budanması, yani budanması lazım gelmediği zaman zaten okuttular bize şeylerin, kötülerin en iyisi demokrasi diye geliyor. Yani anayasa derslerinde kötülerin en iyisi. Şimdi bu insanların böyle dükkana gelmesi, benim onları bir padişah gelmiş gibi, bir dünyanın sultanı gelmiş gibi karşılamam, onlara muhabbet etmem. Tabii çok güzel, Allah nasip etti bu halimi. Yani biz yapmacık maske olarak kullanmıyorum. O gönülden gelen bir şey, Allah'ın bir lütfu. Tamam Ayşe Hanım. Yani ondan dolayı onlar da geliyor tabii. Çünkü bir güler yüz, bir tatlıdır. Ayrıca herhangi bir pek bana para falan ver, hiçbiri de dememiştir yani. Yani ben, bunlar da para için gelen insanlar değil. Peki bunlar nasıl geliyor? Bir Allah sevgisini görüyor. O sevgiyi buluyor. Demek ki Allah alem öyle olması lazım. Onun için geliyor. Mesela buna hatırlama şimdi, Enver diye bir çocuk geldi de, Enver. Allah rahmet eylesin. O da böyleydi. Enver. Şimdi bir gün gittim Enver. Kapının önünde sabahleyin havada kış, kar kıyamet. Enver şeyde oturuyordu, bu taşlı tarlada. Gariban, yani şey, muhtaç diyelim. İşte sen bunlara da muhtaç diyemiyor, günaha girmeyelim. Çünkü Allah sevgisiyle dolu insan niye muhtaç olsun? Aslında bu sevgiyi bulamayanlar muhtaç. Bunlara acımak lazım aslında. Bunlar sonra el açıp cinlenen insanlar da değil. Bunlar işte Allah'ın birleştirdiği bir toplum, bir grup diyelim, öyle diyelim. Mesela Suffa. Efendimiz Aleyhisselam meclisinde bulunan bir grubun ileri gele bu sevgiyle birleşmiş, yani Allah'ın bir lütfettiği bir topluluk, bir insan grubu. Şimdi o toplumda devamlı olduğu için ben buradayım şimdi. Yani o topluluğun bir devamı bu. Onun için buradayız. Yani onu siz, Allah razı olsun, dediniz ki görüşelim. Baktım o, siz de seviyorsunuz o topluluğu. Demek ki gelmemiz lazım. Gelmezsek olmaz, sonra olmaz. Tamam, çünkü o toplulukta yetiştik. Biz orada büyüdük. Sizin de tabii Allah razı olsun. Bu Allah peygamber sevgisiyle meşbu insanlarsınız. Allah daim etsin. Onun için bu gidenleri kalanlar da olduğu zaman da onları da söyleyelim. Gidenleri de söyleyelim. Bir hatırlatma. Mesela Enver unutmayalım. Sizi hatırladım, ben bir şey unutsam söyleyeceğim diye. Mesela Zümer suresindeki ayet-i kerime. Ya Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Habibim hatırlat. Hatırlatmak kullarımı ferahlandırır buyuruyor. Zümer suresi 41 mi olur? 41 olabilir belki. Kullarımı hatırlatmak kullarımı ferahlandırır buyuruyor. Neyi hatırlatacağız? Bu güzellikleri,
Allah ve peygamber sevenler insan kardeşlerimize maskesiz, maske takmadan sırf o aşkı gösteren insanları. Tamam mı Ayşe Hanım? Siz de sebep oluyorsunuz. Allah razı olsun. Şimdi işte Enver. Ya adam taşlı tarlada oturuyor. O zaman da şey var yani pek gidiş geliş de kolay değil. Otobüsler falan var galiba. Böyle pek kolay değil yani taşlı tarlada gelip gitmek. Hatırladığıma göre biraz zorluk da var. Hele sabahleyin erkenden. O gece ben bir şeye üzüldüm galiba. Üzülmüştüm. Dünya hali. Efendim. Sabahleyin dükkana geldim. Dükkana kaçmadan emin olup baktım Enver kapının önünde duruyor. Yakasını çekmiş böyle böyle bu vaziyette. Ah dedi Abdullah, bu gece seninle benim halim ne oldu dedi. Ya bu, bunlar başka bir insan ya. Bu ya bunları bilmeli, yani tanımak lazım. Görmeseler bile okuyup da bu adamları tanımak lazım. Öyle ki yani bunlar bir yerde Allah'ın bir örnek diyelim yaşayışlarıyla zengin olan yani Allah'ın sevgisiyle meşbu olan insanlar bunlardı. Bak Enver'in de bu hadisesi aynen böyle sabah gittim. Neydi senden bu benim halim bu gece dedi abi dedi. Gel dedi ya üzme kendini dedi. Gel Enver biraz yok ben gideceğim dedi git. Buyur bakalım. Üstadın da hatırları biliyorsun. Şimdi böyle şeylerle şey oluyoruz. Yani bu adamlar İstanbul'daki bu adamlar sizin o bana bir broşür göndermiştiniz. Karacaoğlan'dan hani başlıyor ya o kimler varmış biz yokken burada. Öyle bir şey değil mi? Kimle abi? İşte iş buraya giriyor fakat biz bunları ben efsane, bir fantazi olarak düşünmüyorum da. Yani bunları anlat, gördüklerimizi söyleyelim ve yaşansın yani. Bir arkadaşım dediği gibi Sorbon'a gitmiş gelmişti. Uykum kaçtı diyor. Şu kitabı aldım da uykum gelsin diye. Yani aslında bu hatıra uykuları kaçırmalı. İcabında insanları heyecan harekete getirmeli. İnsan kendisinin varlığını, hikmetini bilmeli. Tamam mı? Güzel yani benim. Şimdi bu Enver'in de bir şeyi vardı, efendisi var. Sık sık ondan bahsederdi, Kalaycı Baba diye. Sık sık Enver ondan bahsederdi. Kalaycı Baba bir de bu akşam Kalaycı Baba ile beraberdik falan derdi. Kalaycı Baba halbuki öleli ne zaman olmuş mesela. Enver bu akşam beraberdik Kalaycı Baba ile derdi. Anlatırdı efendim. Şimdi Kalaycı Baba'nın sonra ben bir hadisesine şahit oldum. Yani Enver anlatmadı. Çünkü Enver'in bu meseleyi anlatacak şeyi yoktu yani. Öyle bir atmosferi yoktu. Bir nevi meczuptu yani. Fakat bunu bir kaç basamak yahut ne derler birkaç ekmek mi yedin? Anadolu'da bir söz vardı ya. Yani birkaç ekmek yedikten sonra sen bunları ancak duyarsın edersin gibilerdi. Yani ham diye, ham işi değil. Olgunlaşmış daha fazla, onu şey yaptım. Şimdi o taşlı tarla, bu şimdi Çevik Kuvvet Komandanlığı, Çevik Kuvvet Polis şimdi Çevik, orası eskiden kışlaydı, 66. Tümen'de. Kışlaydı, 66. Tümen, piyade tümeni. Ben de orada teğmendim. O tümen binamız da biraz ileride bir bina daha vardı. Şey Arnavutköy tarafına giderken orada da küçük köye falan o taraf. Orada da bir bina daha vardı. Tankçılar vardı da tank. Orada şeyin tank kısmıydı. Ordunun tank taburları var. Tanklar vardı orada da. Şimdi bu iki şey arasında o tank taburuyla bizim kışla arasında orada bir kalaycı varmış. Kalaycı. Adına Kalaycı Baba diye meşhur olmuş. Duasını almaya giderlermiş efendim. Yani artık bürhanları diyelim görülmüş öyle. Şimdi bir paşalar, Tuğ General oldu mu? Oldu paşa, adı paşa. Tuğ General, tüm general, kor general, or general.
Şimdi bizim orası Tümgeneral, Tümen'di çünkü. İşte paşa işte jip, paşanın eskiden böyle jipleri vardı, öyle böyle araba falan lüks yoktu, hiç rastlamadım. Belki genelkurmay başkanı falan olabilir bu şey var ya, şimdiki tenezzüh derdik o zaman. Taksi efendim, makam araba, öyle jip. İşte kumandanın bir tanesi de jiple geçerken kalaycıyı görmüş. Evladım demiş paşa. Ya bak kalaycı var demiş, ya hadi şuraya bir gidelim demiş. Kalaycı babaya gitmişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kalaycı baba, ya maşallah bizim de evde biraz taslar var, tencere, kalaylar mısın? Eskiden bakırdı. Nerede şimdiki alüminyum, çelik falan? Bakır. Ben o günleri iyi hatırlıyorum. Bakırdan sonra bir şeyler çıktı böyle, alüminyum falandan daha zayıf. Neyse efendim, evde bakırlar dedi. Ne demek paşam dedi, ne demek, hemen getirsin. Şimdi gitmiş jiple. Adam emirlerine diyor ki işte al şu valla doldurmuşlar şeyi, tencereyi, tası falan, Kalaycı Baba'ya götürüyorlar. Kalaycı Baba demiş ki, Tahir ben fevkalade çok güzel, ne zaman, yarın gelin alın demiş, hemen yaparım ben demiş. Şimdi paşa yarın geçerken şey yapıyor, oradan geçiyor, Kalaycı Baba oldu mu oldu. Fakat tencerenin kapakları var ya, öyle bir parlatmış ki. Yok böyle saçını tara, pırıl pırıl böyle. Ya sağ ol demiş Kalaycı Baba be, bravo demiş. Fakat kapağı bir kaldırmış, içi leş gibi. Ya aynen getirdiği gibi. Biraz hiddetlenmiş tabii. Nasıl olur demiş ya, nasıl olur bu? İşte bu insanlar böyle insanlar yani. Bakıyorsun o paşayı sonra kendisine derviş yapan insanlar bunlar. O paşa derviş oldu ne oldu? Kurtuldu, Allah'ın peygamberini buldu. Dünya hayatının, bir geçici hayatının olduğunu fark etti. Allah ve peygambere karşı aşkını artırdı. Allah'ın emirlerine daha fazla sarıldı. Tamam mı güzel Ayşe yeğenim benim? Şimdi Kalaycı Baba böyle dinle. Ya paşam ne kızıyorsun demiş ya. Hiddetlenme kardeşim demiş. Niye sana benzettim demiş ya. Senin de bu kıyafetin nedir demiş ya, yanından geçilmiyor. Yıldızlar, kılıçlar, ne oluyorsun demiş ya. Sana benzettim demiş. Yani adamın bu söz tabii 360 derece böyle döndürüvermiş. Ve o paşa da Kalaycı Baba'nın güzel bir dervişlerinden olmuş. Yani dervişe insanlarının, talebelerine. Şimdi Enver o Kalaycı Baba'nın şeylerindendi, talebelerindendi. Ama nasıl talebe? Sevgi, aşk, oradaki onun hareketiyle yaşayan. Diğeri de geliyor, ilmiyle yaşıyor. Ha, bütün bunlar niye anlatılıyor? Ya bundan mesela dünyanın böyle hava civa olmadığı meselesi. Geliyor mesela Cenab-ı Allah'ın ayeti kerime, benim veli kullarıma korku yoktur buyuruyor dünya ahiret. İşte o veli kulların içinde olmak gayreti efendim Allah nasip ediyor. Bu insanlar da böyle tezahür ediyor. Siz de dediniz ki Abdullah abi gelin biz bunları konuşalım, anlatalım. Tamam mı benim güzel Ayşe yeğenim? Yani iş buraya geliyor. Ha, şimdi baştan nereye geldik mesela? Şimdi İmam-ı Şibli. Tasavvufun kurucularından sayılır İmam-ı Şibli. Yani tasavvufla meşgul olanlar böyle kesbilimle uğraşıp tıktan sonra İmam-ı Şibli'ye giderler. Bakarlar ki tasavvuf oradan geliyor. Şimdi o zat-ı muhterem bir gün tekkesine gelirken, yani tekke dersen dershanesi diyelim. Şimdi tekke dedim herkes yani İslam'ı ruhbaniyet gibi anlıyor. Ya İslam'la ruhbaniyetle alakası yok. İslam yaşanacak bir dindir. Yani ruhbaniyet, İslamiyet'e katiyen öyle bir şey yok. Şimdi tekke, medrese dedi mi sanki hatırına şey geliyor efendim, ruhbaniyet gibi bir hava geliyor. Niye ruhbaniyet? Şimdi biz buraya geldik, burası bizde dershane. Ama şimdi buraya sen tekke diye kabul ettiğin zaman o zaman bir ruhbaniyet havası veriyorsun. Halbuki burası yaşanacak bir yer. Yaşıyoruz burada.
Allah ve peygamber sevgisini, Allah ve peygamberin emirlerini ve yaşıyoruz. Unuttuklarımızla Allah nasip ediyor, hatırlıyoruz. Tamam mı Ayşe yeğenim? Şimdi o da... Şimdi bakmış ki işte dershanesine giderken gitmiş. Çocuklar demiş ki, talebeler, efendi bugün gelirse efendiye sualim şu olsun. Diyelim ki efendi bize rabıtayı anlat, rabıta. Rabıta, rabıtayı soracaklar. Rabıtayı, ders. Oturmuş işte talebeler, işte efendi hazretleri, rabıta, ha demiş, tebessüm etmiş. Çocuklar, rabıtayı bana şu anda bir kedi öğretti demiş, kedi. Bana rabıtayı bir kedi öğretti, kedinden ders aldım da geldim demiş. Bak ne güzel şeyler değil mi Ayşe Hanım? Ders aldığına gidiyor, kediden. Yani onun şey herhangi bir sebepten, sebepler insanları daha Allah'a yaklaştırıyor, daha Allah ve Peygamber sevgisini artırıyor. İşte bunlar bir sebep beni. Bak kedi bana rabıtayı öğretti diyor. Sebep diyor, kedi oldu diyor. Nasıl? Efendim yanından geçiyordum diyor ki, bir kedi diyor duvara giren avını bekliyordu diyor, avını. Böyle dikkat edin, kedi bir avını bekler ama pür dikkat bekler yani. Tüyler dikenmişti, kuyruklar ona göre hareket edilir, kulaklar ona göre. Hedef. Yanından diyor gürültüyle geçtim diyor. Fakat diyor kedi yerinden kıpırdamadı diyor. İşte çocuklar diyor, rabıta budur diyor. İşte daha açık, daha gidersek Hazreti Ali Efendimiz'e gidelim. Nasıl oluyor? Kılıç bakmış. Ben diyor namaza durayım, oku çekin diyor. Duymam ben diyor. Yani rabıta. İşte bu gördüğümüz insanlardan o demin dediğiniz gibi işte meczuplar grubu. O meczuplar grubundan da tabii böyle Allah'ın nasip ettiği dersler alıyoruz ki o dersler seneler sonra karşıma siz çıkıyorsunuz. Bunları bize anlat diyorsunuz. Ondan sonra Cemil Bey çıkıyor, alıyor, kaydediyor. Böyle bu böyle çengelleme, zincirleme gidiyor. Ya mesele bu. Mesela onların bu gelmesi, gitmesi demek hikmet-i ilahi, biz arada bir köprü vazifesi gibi, değil mi? Böyle bir altın zincir mi diyelim buna? Hani altın zincir halkası derler ya, Üstad Necip Fazıl böyle şey, altın zincir diye hani. Şimdi bu öyle. Böyle bir manzara. Tamam mı? Bunu tabii, bu bak Enver hatırımıza geldi değil mi? Aydın'ı konuştuk. Sonra Mazhar diye birisi vardı, Mazhar. O tıptan ayrılmıştı Mazhar. Mazhar da galiba Afyon mu dedi, o taraflı birisi, tıptan da ayrılmıştı yani. İkiye kadar da okumuştu galiba Mazhar. O da İsmail Müftüoğlu da kitabında ondan çok bahsediyor. Yani aşikar böyle burhanları var bu insanların. Yani aşikar şeyleri var. Hatta İsmail Müftüoğlu da oturuyorduk, Mazhar geldi. İsmail Müftüoğlu işte çıkarttı Mazhar, bugün kalsın dedi, bana lazım değil dedi. Büyük bir para. İsmail Müftüoğlu hali vakti yerinde bir arkadaşımız, mesela bakanlık yapmış. Yani iyi bir arkadaşımız, cömerttir de, çıkarttı. Güzel de bir para. Yok dedi, bana lazım değil, onu cebine sen koy dedi. Bunlar böyle insanlar, buyur bakalım. Yani öyle parayla, pulla, şöhretle, fakat ders veriyorlar. Neyin dersini veriyorlar? Diğergamlık dersi veriyorlar halleriyle. Öyle ihtirasını yenme dersi veriyorlar halleriyle. Sonra o güzel kendi huzurlarıyla, o huzuru belki İstanbul'un çok villalarında oturan bir kimseye diyelim. Dışarıdan görünüşü tabii, villa diyoruz, bahçesine falan. Belki o adamda bu huzur yoktur yani. Bu huzur belki değişmek istese, belki o adam değişebilir de yani. Yani sen buraya gel de ben buraya gelin falan gibilerden. O da olabilir diye düşünüyorum. Fakat gitmez bunlar. Tabii ki gitmezler de. Yani bunlar böyle insanlar. Şimdi hatırıma gelen, bu dükkana gelen bu baba yiğitler, bu yiğitler. Daha işte doktordan bahsettik değil mi? O Darül Ceze'deki. Onu bahsetmiş miydik? Hani gittiğimde bana ne kadar güzel bir misal verdi. Para verdi, mal almadı. Aslında bahsettim, hatırlıyor musun?
Evet. O cambaz şeyini göster, işaretini ver. Allah sevgisi buna benzer demişti. Yazılarla, tabi Demokrat Parti'nin aleyhinde olan gazeteler falan vardı biliyorsunuz. Falih Fıkra, Hüseyin Cahit Yalçın'la, Ahmet Emin Yalman'la. Yani durmadan Demokrat Parti'ye, Menderes hükümete. Fakat bu adamların yani birleşen nokta dindi yani. Dinden dolayı bu, yani bir siyasi bir mesele ortaya koyup da şu efendim gelirimizi artıralım, şunu yapalım, şu israfı önleyelim, asgari ücreti şöyle koyalım. Bununla alakası yok. Yani ben bildim bileli, hâle de bu böyle devam ediyor. Dinle, imanla şey ediyorlar. Fahri Rıfkı'da da bu vardı, Hüseyin Cahit'te vardı, Ahmet Emin'de de vardı. Efendim, o zaman Cumhuriyet'in Yunus Nadisi'nde, Doğanlar'da falan. Hepsinin birleştirdiği nokta, Demokrat Parti'nin herhangi bir iktidarın herhangi bir ne diyelim, gayretinden değil de maddi gayretinden, köprüsünden farklı değil de sırf dindi bu. Yani din. Dinden dolayı ver yansın ediyorlardı. Bizim de daha çok yani bizim müteessir olduğumuz, bizim onlara karşı çıkıp da onlara karşı böyle Necip Fazıl Bey Üstad'ın, Sezai Bey, başka arkadaşlar Osman Yüksel falan Neşref Edipler böyle. Ya bunlara karşı da biz yazı yazıyorduk. Ve yazılan yazıları ben topluyorum, kitap haline getiriyordum. İcabında Fetih Gazetesi'nde bunları neşrediyordum. Sellafadır, manşettir, şudur. Yani Mimar Sinan, şöyle düşünüyorum da, benim bir makalem yok mesela, bir fıkra yazarlığım da yok. Sonra hatırıma geliyor da, mesela Mimar Sinan'a taşları götürüyorsun değil mi? Bir eser için. Taşı lazım gelen yere koyuyor. Mimar Sinan taşı lazım gelen yere koyuyor. Ve dolayısıyla o muhteşem eseri meydana çıkıyor. Ve hiçbir yerde de eserin altından Mimar Sinan imzası da göremezsin. Bir yerde rastlayamazsın. Bir aşirelere bakın. Yaptığı bir eserin altında Mimar Sinan'ın eseridir diye kendi döneminden kalma bir şey, bir taş yoktur. Sonradan gelenler de bunları ilave etmişler. Bunu da dikkatini çekerim. Şimdi bu gelen güzel haberleri, heyecanlı haberleri, heyecanlı yazıları, tamam mı? Şimdi Necip Fazıl'ın yazısını ben nasıl yazayım? Diyelim Sezai Bey'in yazısını ben nasıl yazayım? Diyelim bizim Recep dostumun yazısını ben nasıl yazayım? Allah ona onu nasip etmiş. Ben de Allah nasip etti çok şükür. Bu yazıları değerlendirirdim yani. Yerli yerine koyardım. Ve manşetlerini ben koyardım. Manşet, sellava, bunları biliyorsunuz, mesleğiniz gazetecilik. Bunları ben ayarladım, mizampajını yapardım. Dolayısıyla bir eser meydana gelirdi. Sen hiç yazmaz mıydın Abdullah abi diyeceksin? Yazardın, neyi yazardın? İlaveler, hani ilaveler. İcabında onların bazı fazla tekerrür eden yerlerini hemen derler ya makaslamak, ilaveler. Yani böyle şey ya, fakat ilavelerin de şey olurdu tabii. Onlara rapt olurdu ve memnun olurlardı. İyi ki böyle yapmışsın falan derlerdi. Şimdi bu gazetelerde o zaman da gazeteyi İzmit'teki hükümetin İzmit Kağıt Fabrikası verdi kağıtları. O kavuşturamayınca sonra dışarıda bobinlerle kağıt ithal etmeye başladılar. Ve dolayısıyla işte her yerde bu oluyor. Bu ara yere giren karaborsacılar giriyor. Yani öyle bir duruma girmişti ve dolayısıyla Demokrat Parti iktidarı da buradan da yara almıştı. Çünkü Demokrat Parti'ye yakın, oraya bizzat gidip de kaydolup da Demokrat Parti'ye kaydoldum deyip de kendisine kağıt tahsisi çıkartmak falan filan. Böyle lüzumsuz işler oluyordu. O dönemde lüzumsuz işler oluyordu. Mesela icabında Menderes dönemi bazı kendi aleyhinde yazan gazetelerin kağıdını kısabiliyordu. Böyle şeyler oluyordu. Kendisine şak şak diyenlerin mecmuadır, gazetedir kağıdını bol veriyordu. O kağıt alanlarda ne yapıyordu? O kağıdı satıyordu. Yani böyle hadiseler oluyordu. Şimdi sizin yani üzüldüğünüz noktayı ben şöyle anlıyorum, o 50-60 dönemi nasıl bir dönemdi? Ya, halk arasında bu dönem kurtulduk, ferahladık efendim.
Yani böyle bir durum geldi. Halbuki değil yani, değil. Şimdi evet, şimdi ezanı Muhammed Aleyhisselam, tamam mı? Fevkalade, tamam mı? Tabi bu artık böyle bir güzellik olunca artık diğer herhangi bir kötülükler görünmüyor. Görünmüyor. Yani iş bir yerde de buraya geliyor. Yoksa aslında bu Demokrat Parti geldi, Müslümanlar kurtuldu, ezadan çoğu, öyle bir şey yok. Bak Necip Fazıl Bey mahkumiyetle gitti adam ahirete, yeri cennet olsun üstadımızın. O da Menderes döneminin yazarlarındandı mesela. Ne kadar şeyle, o öyle. Şimdi Eşref Edip bir gün böyle zor yürüyordu ihtiyarlığımız. Karşılaştın, ya Abdullah dedi, şeye gidiyorum, Ağır Ceza Mahkemesi'ne, kara kitaptan dolayı dava. Eşref Edip, ayıp canım, bu yaşta ihtiyarı sen niye oraya götürüyorsun yani, kara kitap. Kara kitap diye bir kitap vardı, sonra ben basmaya başladım vefatından sonra. Bundan dolayı şey, mahkemede adam son günlerinde böyle. Niye sebep yani, bu durumlar böyle. Bu durumlar bir güzel hale girmedi yani, haberin olsun. Böyle yine bir kavgadır gidiyor. Böyle yani şey olmadı. Yani bu durumlar bir vuzuha kavuşmadı diyelim. Nasıl kavuşmadı? Diyeceksin her şey serbest. Evet, gayet güzel. Yani enteresan bir şey yani. O anlattım ya size, bir şeyim, şeytan bunun neresinde. Anlattığım gibi geliyor. Değil mi, anlattım. İşte ya demiş ki, sayın hakimim demiş, ya bu şeytan bunun neresinde? Sen namazını kılıyorsun, savcı namazını kılıyor. O oraya yine ben alıp getiriyorsunuz, 163'ten mahkum etmek istiyorsun. Şeytan bunun neresinde demiş. Böyle bir durum manzaraları oluyor. Peki bu manzaraların içinde nasıl diyorsun, sizin bizim sevdiğimiz, yani sizin sevdiğin topluluk aslında adil düzen topluluğu. Mesela değil mi, Ömer İbni Abdülaziz diyelim, ikinci Ömer diyorlar, Ömer İbni Abdülaziz. Daha evvel hutbelerde Hazreti Ali Efendimiz'e şey diyorlar, büftan ediyor hutbelerde ve bu durumu da önlüyor. Onu emir çıkarıyor, kendisi emevi olduğu halde. Mesela bu soru hutbelerde akrabaya yardım var ya, bir ayet-i kerime okunuyor, onu Ömer İbn-i Aziz zamanında başlıyor o. Ve eve dağdaki çoban geliyor. Çoban da hanımıyla karşılaşıyor. Hanım diyor, sana müjde, başımıza adil bir hükümdar geldi diyor. Oo, nereden bildin ya diyor. Ne anlıyorsun sen, dağdaki adam gelmiş daha. Ha, evet diyor, evet diyor. Çünkü kurt diyor sürüye indi, sürü kaçmadı diyor. Kurt güzüğü parçalamadı diyor. Başımıza adil bir hükümdar geldi diyor. O sırada da Ömer İbn-i Abdülaziz, hanım çok zenginmiş. Demiş ki, hanım demiş, bizim seninle izdivacımız, ailemiz devam etmesini istiyorsan demiş, şu demiş, bu hampulunu, kompulunu, hani bilezikti, küpeydi, paradır, getireceksin. Ben bunu fukara halkıma dağıtacağım, sonra işe başlayacağım demiş. Fukara halkına dağıtacağım, yoksa buradan ayrılalım diyor Ömer İbni Abdülaziz. Ve hanım da kabul ediyor ve dolayısıyla dağdaki çobanın bundan haberi oluyor. Şimdi biz bu insanlarla beraberiz. O için bizi memnun edemez kimse. Neden? Biz bu insanlarla beraberiz. Canım bu insanlar, onları evet seviyorsunuz, ediyorsunuz, fakat örnek bir yaşantıyla bu dersi vereceksiniz. Ya mesele, hassas meseleler. İşte bu meczupları düşün, verileni almıyor. Efendim Ömer İbni Razi düşün, ben fukarama vereceğim diyor. Ondan sonra gelelim mesela, siz siyasete çok çekiyorsunuz. Gelelim anayasayı, anayasa. Anayasayı kabul edildi. İlk anayasa, başkanı da Kani Drana. Kani Drana. Bak şimdi nereden geliyoruz. Ah benim güzel yeğenim. Bu işler böyle.
Yani baltı tam parmağını yalar diye var ya. Bir de İmam Gazali balın tadını yiyen bilir demişler ya. Yani bu aşk ehli. Aşk ehli bu anlatılmaz ancak bu hal ehli oluyor. Hal ehli, aşk ehli. Değil mi? Arifen zümresi. Ha şimdi kâni dırana. Bakın açın arşivleri göreceksiniz. Niye geldin bu kâni dırana? Sen siyasete biraz çekiyorsun, ondan hatırıma geldi. Şimdi bu kâni dırananın kardeşi, ben Kadırga'da oturuyordum. Kadırga'da bir Beşiktaş'a gitmeden evvel. Kâni dırananın kardeşi Hakkı dırana vardı, Hakkı abi. Hakkı abi derdik, Hakkı abiye hürmet ederdik. O da Kadırga'nın aşağıda bir bahçe, çay bahçesi vardır. Ben de gider o çay bahçesinde otururdum orada. Bir meclisimiz vardı. Tasavvuf ehli, ilim ehli. Şimdi Beşiktaş'taki olduğu gibi ama Beşiktaş'takinden daha biraz şeydi bu. Okumuşları daha çoktu. Burada da çok ama burada kemniyette de çoktu yani. Yani insanlar da fazlaydı. Meczuplar, tabii meczuplar her zaman masamızda. Şimdi o Hakkı abi, Hakkı abi devamı derdi ki Hakkı Dıran'a Kâni Dıran'ın abisi. Hakkı abi burasında böyle bir yarık vardı. Bunlar Rumeli'den gelmeydi galiba. Ona bakmak, arşive bakmak lazım. Yani Anadolu insanı değiller gibi geliyor bana. Burasında bir yarık vardı. Aşikar bir yarık. Bak Abdullah derdi, haberin olsun bu yarık derdi. Benim Hacı Bayram Veli Hazretlerimin halifeliğini gösterir derdi. Bana öyle derdi. Tabii bir diller geçerdik tabii. Şimdi ne diyorsun? Ne bileyim Allah bilir derim ben. Böyle şeyler kimsenin muhakemesini yapmam ama öyle de aşkına böyle derdi. Bu de bu derdi. Ben Hacı Bayram Veli'nin halifesiyimdir derdi. Peki güzel. Hakkı abi Ankara'ya gider gelirdi. Hakkı Kâni Dıranak kardeşi ya. Bir gün geldi dedi ki ya Abdullah dedi ya güldü böyle. Ne oldu dedim? Ya hiç sorma dedi. Gittim dedi, kâniyi de kaldıracağım dedi, yenge bırakmıyor. Reisi Cumhur'un davetin dedi, bilmem şununla beraber. Ya demiş, geç demiş, gelin demiş, ne daveti demiş ya. Allah orada ezan okunuyor, camiye gelin diyor. Kork lan demiş. Şey, misal ya, böyle aileler, böyle insanlar. Diyeceksin, böyle aileler, bunlar kimin çocukları? Ha, bunlar öyle bir derste geliyorlar ki. Hakkı abi diyor ki bir gün diyor babama dedik ki diyor baba bize bir bisiklet al. Bisiklet. Bisiklet. Demedim baban ne iş yapar dedi. Sormadım yani. Bizim için mesela ne iş yaparsa yapsın. Ama bizim için fikir. Yaşayış. Allah'a ve peygambere karşı yakın olma yaşayış. Yani iş buraya geliyor. Şimdi Hakkı demiş, otur, Kâni otur şuraya demiş. Demek iki kardeşler herhalde. Bak demiş, çocuklar. Biliyorsunuz ki ben size bisikleti alırım. Bunu alabileceğimi de biliyorsunuz demiş. Yani Allah nasip edip paramız var, alırız. Fakat demiş, komşunun çocuğu fukara demiş. Sen bisiklete binersen demiş, o özenmez mi evladım demiş. Gelin vazgeçin bundan demiş. Ve almadık diyor. Buyur bakalım. Buyur bakalım. Yani böyle İslam diyor. İslam demek, peygamber demek. Peygamberlerin yaşayışını yaşamadıktan sonra o ashabın halini yaşamadıktan sonra ya kardeşim bari yani bir Türkiye'deki siyasi duruma göre bir parti kurmuşsunuz diyelim. Hangi parti olursa ben herhangi bir parti hedef göstermiyorum. Ya yapmayın, etmeyin yani. Allah peygamberden durmadan mitinglerde, sokaklarda bu öyle ciddi bir iş o. Öyle kolay bir iş değil. Bu anlattıklarımız hadiseler gibi bu halleri yaşayacaksın, içinde olacaksın. Ama diyeceksin ki peki zenginlik haram mı? Hayır, zenginlik haram değil. Değil. Fakat zenginliğinde bir hakkı vardır. Zekat diyelim. Peki o da bir, o da güzel. O da güzel. Fakat bir debdebe, bir lüks manzara mı meydana geliyor? Yani bu olmuyor. Yani Hakkı amcanın babasının evladım sen bisiklet alırsan komşusunun çocuğu üzülmez mi?
diye bu noktaya şey yapamıyor. Yani bu nokta hassas bir nokta. Dolayısıyla bu noktalarda işte Allah ve Peygamber sevgisini incitmeyecek hallerin görülecek. O yani aradaki mesele buradan. Şimdi mesela o Erbakan Bey'le, Turgut Bey'le Menderes'le hatta başladılar. Ondan sonra hep gelenler hadis-i şerifle başlıyor. Bir mümin tok yatar da komşusu aç kalkarsa kendisi kalktığı zaman mümini kamil değildir. E güzel. Millet de ooo diye serap diyelim. Susuz kalmışız öyle. Ha ne güzel Allah peygamber dedi. Menderes'ten başladık. Gele. E canım bu hadis-i şerifi söylediniz, ettiniz. Herkes sizi kucakladı, kucaklıyoruz. Tamam güzel. Güzel. E fakat bu hadis-i şerifi niye söylüyorsunuz kardeşim? Madem ki siz yaşamıyorsunuz, niye söylüyorsunuz? Peki yine söyleyin, güzel. E siz de biraz örnek olun da hiç olmazsa insanların şahsınızda Allah ve peygamber sevgisi daha fazla artsın. Yani taş atılmasın. Yani taş attırmamak lazım. Yani iş Muzaffer Hoca'nın şeyhinin dediği gibi Fahrettin Hoca sık söyledi. Evladım taş atan bizden, taş attıran bizden değil dedi. Yani taş attırmamak lazım bir yerde. Ömer Nasuh'a da geçenlerde birisi anladı, öyle demiş birisi. İşte efendim şu Müslüman şöyle yazdı, böyle yaptı falan filan. Evladım Müslümanlıkta leke yok, leke o adamda demiş. Müslümanlıkta leke yok, leke o adamda demiş. E son günlerde yine başlanıyor. Bizim dönemimizde, sizin dönemimizde mesela Mesut Bey'in dönemi, ılımlı İslam diye bir şey çıkıyor. Ilımlı İslam ne demek ya? Ilımlı ne demek ya? İslam'ın ılımlısı ılımsız olur mu ya? Şimdi Obama çıkıyor diyor ki Amerikan İslam'ı diyor. İki gün evvel bir haberlerde gördüm. Çin modeli İslam diyor. Allah belanızı vermez. Yani şimdi mesele buralardan şey diyor. Tabii bütün bunlar ne oluyor? Bir nevi kıyamet alametlerine giriyor. Tamam mı? Kıyamet alametlerine giriyor. Hatta çok şey noktalar. Kıyamet geçenlerde bir adamdan duydum. Hiç de bilmiyordum. Bir şey mi bakacaktınız? İşte evet kıyamet alametlerinden. Yeni duydum ben. Sizin de bu tabi fikriniz varsa alayım ben yani. O adam dediği doğru mu yani? Hoşuma gitti. Doğru olabilir. Yani yorum yaptı da. Evet. Bina devri. Kıyamet alemi. Bina devri. Zina. Ondan sonra her cümeş. Katillik. Bir de kölesinin efendisini doğurması diyor. Kölesinin efendisini. Köle. Tamam mı? Hep bunu düşünürdüm, bu nasıl olur diye. Yakınlarda birisinin yorumunu gördüm. Hoşuma gitti. Bilmem siz ne dersiniz? Doğru mudur, isabet mi? Şimdi kölesinin efendisini de Osmanlı padişahlarını misal verdi. Evet dedi. Adam zapt ediyor bir yeri. Alıyor bir hanımı. Bir hanım hoşuna gidiyor. O hanım kafirdir. Sonra Müslüman oluyor. O hanımdan çocuklar doğuruyor, padişah oluyor. Sonya çok enteresandır. Son yazan birinde de devamlı bizim yazı kadromuzda. Yazı kadrosu değilse kendi arkadaşlarımız eli kalem tutanlar derler yani. Bu da bir Allah vergisidir. Yazar getirirdi. Ben tabii okurdum. Bazılarını koyardım. Bazılarını koymazdım. Fakat aşk olan insanlar demez ki niye koymazdın demez ki ne getirirlerdi. Tamam mı? Şimdi Uğur Derman diye bir arkadaş, sağ mı bilmiyorum, yakınlarda sağ mı Uğur Derman? Ama bu Uğur Derman, eczacı Uğur Derman değil. Uğur Kökten. Uğur Kökten de güzel bir yazı yazdı. İhtilal çıkmış, gazetemiz çıkıyor. 2-3-4 sayı çıktık. Uğur Kökten sonra o ihtilalin, ihtilale karşı çıkan ilk komünist grupların içine girdi o çocuk. Ve kuvvetli de yazıları var. Onların içine girdi Uğur Kökten. Nasıl girdi? İşte bunlar bir yerde adaleti seviyor. Allah'ı peygamberi seviyor. İşte seni görür ki sen bu adalete aşıksın. Allah'a peygamberi seninle geliyor. Can ciğer oluyor, dost oluyor. Bu usta yazılar yazılıyor. Yazık yazın neşediliyor. Fakat sonra ileride demek ki bu bir görüntüye rastlıyor. Yani bunlar İslam'dan uzaklaşmıyor.
Yani bir taş attırıyorlar birisi diyelim hani. Ondan da bunlar meyus oluyor. Bu sefer aradıklarını o şeyde buluyor. Çünkü o komünistler daha cesur oluyorlardı. Mesela ihtilal oluyor. O yüzden bu meşhur şey vardı. Bir vurdular ya adamız ölmedi sonra öldü. Bu komünist şeylerinin profesör doçentti galiba. Buluruz onları. O başkanlığını falan yaptı, kuruculuğunu falan yaptı. Buluruz yani de isimleri hatırıma geleyim. Yani bu grupla sonra bir hanım vardı. Onun ismini unuttum. Doğuk Perinçek'ten evvelki insanlar. O da hemen çıkardı meydanlara ellerinde şeylerle beraber puan kartlarla ihtilalde de çıktılar. Meydana çıkarlardı. Fikirlerini tekrar böyle kartlarla falan bağırarak söylerlerdi ve hepsini alıp götürürlerdi. İşte bu Uğur kardeşim gibi mühendisti kendisi. Teknoloji'de okuyordu, mühendis oldu. Ve bu tipler böyle daha çok heyecanlı, hareketli tipler. Ve bu yaşantıyı onlarda daha çok öyle düşünüyorum. Niye bu adam diyorum bir Müslümanı bırakıp sonlara gitsin diyorum. Fakat şeyi bırakmıyor. Mesela Nurettin Topçu'yu bırakmıyor. Onu sevenlerden. Fetih gazetesine gelir gider beni sever. Bırakmıyor. Bu çocuklar niye sonra atlıyor başka yere? Demek ki burada bir şeytan bunun neresinde var yani. Tamam, tamam mı? Şimdi öyleydi. İşte şimdi gazetemiz bizim 1960 yılında yine çıkarttık. Hatta Hasan Basri yazı yazdı efendim bize şey hakkında ihtilal hakkında bir makalesi falan vardı ben birinci sayfaya koydum Uğur'un birinci sayfaya koydum fakat ihtilali falan şey etmiyordu yani methetmiyorduk. Böyle manzarayı falan öyle de öyle anlatıyor. Sonra da ben okudum ne yazmışız diye manzarayı da anlatıyordu. Ondan sonra şey oldu. Yani aboneler çekindi, korktu. Aboneler yenilenmedi. Yenilenmeyince gazete çıkartmak biraz zorlaştı. Yani maddi yönden zorlaştı. Ondan dolayı biz ara verdik. Ve 5 sene içinde eğer gazete çıkartmazsan ismi alınır. Ben Fetih isminin alınmaması için 5 sene sonra bir Fetih gazetesini tekrar çıkarttım. O gazete acaba koleksiyonu var, o koleksiyonu yok galiba. Ya o yok. Ben bunu arşivden getirdim, Ankara Milli Kütüphanesi'nden getirdim. Ben de çatının altındaydı. Çatının altına şey var, adamlar geliyor eskiden kalorifer, o kömür yanıyordu ya. Baca temizleyip diye bağırıyorlar. Tabii darmadağın oluyor onlar bacaya çıkınca. Ben de evi taşıyınca çatıya yığdım bütün bunları, tamam mı? Çatıya yığdım. Şimdi tabii baktım ki şey olmuş. Yani bir nevi çürümüş gibi bir halde kaç sene falan filan. Yani onun için milli şeyden istedim ben. Milli Kütüphane'den istedim. Milli Kütüphane'de çıkanları muntazam çıkanları göndermiş. Fakat renksiz gönderdi. Tamam gönderin dedim. Size verdiğimde onda oradan gelen nüshadır. Kendim topladığım bir nüsha değil yani. Sonradan o tek çıkarttığım gazete ismini kaybetmeyeyim diye çıkarttım ve bir gün sonra Vatan Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Dünya Gazetesi Fetih'in çıktığını bahsediyor ve Vatan Gazetesi birinci sayfada Fetihçiler hortladı diyor. Aynen böyle ya emin ol. Fetihçiler hortladı diyor. Allah. Ben ismi kaybetmeyeyim diye gazete çıkarıyorum. Fetihçiler hortladı diyor. Şimdi bunların içinde bu heyecanda ne var? Bu heyecanda kimleri bulduk? Kimlerle sarmaş dolaş olduk? İşte Ömer Nasuhi'ler, Necip Fazıl'lar, Nurettin Topçular, Sezai Bey bak hala maşallah Allah uzun ömür versin ona da cümlemize de daima hareket halindedir. Hatta pazar günü de Ankara'da toplantısı var. Mecbur ediyor ya bir kongre toplantısı, parti Yüce Diriliş Partisi. Hatta telefonla görüşüyor, benim de gitmemi istiyor. Ben de işte Recep kardeşimle görüştüm. Ben aynı gün gidip dönmeliyim diye bir şey ayarlayacağım. Uçak mıdır artık? Varan Ulusoy falan. Yani sabahleyin beni Ankara'ya bıraksın. Yine akşam da dönüş bileti alayım, döneyim. Yani öyle bir sizden aldıktan sonra bu işi halletmeye gayret edeceğim ki.
Pazar günü de Sezai Bey'le Ankara'da olmuş olalım. Tamam ya, bak hala böyle o heyecanla, böyle Allah ayırmasın, böyle devam ediyoruz. Şimdi mesele nereye geliyor? Devam yani. Bizde bir duraklama yok. Yani kimler varmış biz gel yok, yani buradayı öyle bir şey yok. Kimler varmış diye yok. Varız ve devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Tamam mı? Hazım Hoca kendisi Arap girlidir. Hatta aynı mahalleliyiz. Ömer Baba diye Arap Kerim bir zat-ı muhterem vardı. Tahir Makaroğlu'ndan çok bahsedelim, Ömer Baba'dan. Birkaç yazısını da gördüm. Dolayısıyla Arap Kerim yetiştirdiler diye bizden bahsediyor, Fethi Bey'den bahsediyor. Bizim bir gedik vardır, Vahit Gedik. Doğum Hastanesi başhekimliği yaptı. Bu şeyin de amcası oğludur Namık Gedik'in. Onun ismini koymuş işte. Arap Kerim, Ömer Baba'dan bahsederken bizden de bahsetmiş. Abdullah Aşıklar, işte Fethi Kemaloğlu, Namık Gedik. Hazmı Turay'ı, fakat o şey tabii zamanın insanların şey ettiği, Tahir Bey'in de şeyi başkaydı tabii çerçevesi. Bu Hazmı Tura tasavvuf mesnevi okutan efendim, müderris efendim. Bu İşte aynı mahalleli izledik ya. Hatta ben çocukken Müşid amcamız derlerdi. Abi ki bizim araştırmacı dostumuz efendim, işte bakmış ki yaş farkı var da her da Müşid amca kardeşinden gelebilir. Benim babaannem onun birisini emziriyor. Benim babam oradan bir, yani şey değil yani, böyle de bir sevgi zinciri vardır. Yani Müşid amcamız diye biliriz öyle. Şimdi o işte o şeye gelirdi, Arap yere gelirdi mahallesine bazı seneler gelirdi. Tabii bizim mahallede kardeşi Fehmi Hoca dedik, mahallenin imamı. O da kardeşi, o da gider kalırdı. İşte onun bahçesinde, bahçe hatırası, sokak hatırası, oranın işte, değil mi, bir atmosfer o. İstanbul'da yok o mesela. Adam onlara hasret ne yani, geliyor. İşte ben de hep yanlarında otururdum tabii. Severdik, hoş geldin, sefa geldin, otururduk, bize davet ederdik. Yani Arap yere gelir giderdi. Her sene değil ama geldiği olurdu. Sonra ben İstanbul'a geldiğimde, işte babam tabii adresini verdi, git Abdullah gör dedi. Geldim o şeyde, bu Karagümrük'te. Keçeciler şeyinde bir Uşaki tekkesi var. Uşaki. Keçeciler galiba orası. Bu hemen şeyde, Hırkayı Şerif'in altında. Hiç gittim mi oralara? Keçeciler. Hatta ben gittim geçen sene, bir bakayım ne var ne yok dedim. Orasını Ayşe güzel yeğenim, orasını Allah, öyle bir viran. Yani pek derler, pek. Viran olmuş yerler, pek deriz memleket. Ne derler bilmiyorum, size ne pek diyeyim. Yani pek efendim, viran, çöplük. Fakat o dış kapısı aynen duruyor. O dış kapısının yanındaki iki tane kabir, orada yazıyor kimlerin olduğunu, kabirlerin, Uşaki şeyleri. O sandukalar duruyor. Bir oda duruyor. Bir de yanına o kapı eskimiş. Oturuyor. Kapıyı zincirlemeyle bağlamış, kilitlemişler. Kilitli laşka tabii. Şimdi Hazmi Hoca'nın talebeleri beni götürdü. Tanıyorum, telefonları da var. Ben gitmek istiyorum dedi. Olur dedi. Geldi götürdüler. Hocanın ders verdiği yer, evi sıfır, yok. Bir kapı duruyor, bir de o zatlar duruyor. İnşallah ki de bir bakarsın. Şimdi pek duruyor. Hemen etrafını çevirmiş lüks apartmanlar. Hemen balkona çıktılar. Burayı ne yapacaksınız? Artık bıktık ettik. Bir şey yapılıyor mu? Ne oluyor? Biz yani Bakırpar'dan falan birileri zannetti demek ki. Dedik ki merak etmeyin. Burasını yakında yapılacak, edilecek dedik. Efendim onlara da öyle bir müjde verdik orada.
İşte o zaman gittim. O tek gene şeyhi miydi Hazmi? Evet evet. Ve kendisi Uşakileri temsil ediyordu İstanbul'da. Ve ayrıca Mesnevi okutuyordu. Mesnevi şehri veriyordu Mesnevi. Kendisi işte ben derslerine giderdim. Şehzade Başkan Camii'nde başladık. Sonra Fatih Camisi'ne gittik. Fatih Camisi'ne devam ettik. Ondan sonra kendisi bu derslerine devam ederken o meşhur Ali Hoca vardı. Yeraltı Camii imamı. Evet, Ali Üsküdar Hoca talebe hep dersine gelirdi. Böyle dört böyle pür dikkat dinlerdi. Hemen her dersin ama. İşte Mesnevi şehre derdi. Ondan sonra oranın bir gümrükçilerini Mustafa Efendi'yle size anlattım ya. O zatı kimdir bu? Size bu şeyi de anlatan var ya. Bizim muhasebenin orada hatırlıyorum. İşte o zat böyle dikkatli dinlerdi. İşte bu arada siyasi işte Ahmet Oğuz, Allah rahmet eylesin. O devamlı gelir dinlerdi. Efendim işte Kani Karaca dersten sonra gelir bir Kur'an-ı Kerim okurdu. Sonra efendiyi kucaklar, efendi onu öperdi böyle, kucaklardı. Böyle güzel haller. Şimdi orada Mesnevi şehrine devam ederken İbn Sina'nın İslam'da beş vakit namaz yoktur diyenlere ve ölüm korkusundan kurtuluş risalesi diye cevap. Ölüm korkusundan kurtuluş ve beş vakit namaz yoktur diyene cevap diye efendim İbn Sina'nın bir eserini tercüme etti. Tercüme etti, tamam mı? O eserini de tercüme etti. Fakat o eserini tercüme etmeden evvel yani gençlik şeyi başka oluyor yani gençlik. Yani demek bir yani bilgi dağarcıkları dolmamış oluyor. Yani şu anda bile belki bilmediklerimiz çok şeyler var, bilemiyoruz. Değil mi? Mesele o. Şu Allah'ın ilmi değil mi? Deniz gibi bir mürekkep hani. Yani öyle bir durumlar. Yani şimdiki düşüncem olsa Yunus Emre'nin Taptu Gemze'yi beklediği gibi kapısında beklerim. Acaba efendi ne diyecek, ne yapacak? Tasavvuf ehli insanlar. Başka halleri vardı. Fakat o zaman sen yine Allah nasip etti, sevdirdi, sevdik. Bize hizmet nasip etti. Hâle de Allah nasip etti işte görüyorsun, devam ediyoruz. Tamam mı benim güzel yeğenim? Şimdi Hazmi Hoca, ama işte bu da sizinle not edin de yine buradaki sizin dernek başkanlarına falan söyleyin. O orasını ben gittim, büyük bir saha duruyor. Sonra dediler ki burada dediler. Şimdi hani sizinle karşı Hasan Cesur diye gördük ya. Hani dedim soyadı Cesur. Ya ne oldu ona bir sana zaman bir baksan da. Ya siz bu Cesur kimdir onu buldursanız etseniz orayı ne yaptı? Daha evvel bir görseniz orayı. Ne yaptılar orada? Yani böyle yazık rastgele bir şey olmasın orada. Şimdi bunlar böyle tutuyor. Ne yani? O tekkenin eski dershanenin diyelim. Yani o havası bozulmasın. Bu hava nasıl bozulur? Ciddiyeti bozulursa bozuluyor. Ciddiyeti de velhasıl şeytan bunun neresinde? Yani oraya geliyoruz yani. Yoksa yani o zamanki çalışmaları, üniversite çalışmaları. Tamam mı? Şimdi mesela hocamızın o evi de üniversite misal. O devrin üniversitesi. Şimdi dolu üniversite var ya, her ismi bir üniversite. Sana bir isim verdiler mi bir üniversite bir isim? Yok mu? Olacak inşallah. Tamam. Ya ne bizim Allah'ın dinde makbulumuz olsun. Ha şimdi Ayşe güzel yeğenim. İşte orada gittim. Efendi gördüm. Beni sevdi. Yanına oturttu, kucakladı, öptü. Otur dedi. İşte sedirler böyle. Eski sandalyeler, mandalyeler yok. Masa bir şey yok. Yer sofrası böyle. Sedirler. Kendisi devamlı gidiyor. Hep entarilidir böyle. Entari. Başında işte o Uşaki şeyleri. Onların bir giyiniş tarzları oluyor. O başlıklar diyelim. Tabii ilim erbabı. İşte o
Süleymaniye Kütüphanesi'nde müdürlük o zaman mı yapıyordu, sonra mı yaptı? Ondan evvel yaptı, yapmış. Yani şeyde yapmış. İnönü'nün bu reis cumhurluğu falan döneminde yapmış. Çünkü oradaki birkaç dükkan, Kemal Gedeleç Arap Kirliği'ydi. Ona sekreter. O şimdi İnönü adamını gönderir ve Hazmi Hoca da müdür olur. Şimdi geldi benimle kahve içerler dedi. Orada İnönü tapusu üzerinde birkaç dükkan varmış. Onların kirasını götürürmüş. Yani oradaki dükkanlar var ya bakın. Yani İnönü'nün üzerindeymiş tapusu. Yani artık yakinen şahit olduğum bir hadise bu. Ama şimdi nedir, ne değil bilemiyoruz tabii. Yani o zaman öyle bir durum vardı. Şimdi bu müdürlük vakti daha evvel tabii. O zaman ben İstanbul'da değildim. Ben emekli olduktan sonra gelmiş oldum öyle. Öyle oluyor. Yahut da o müdürdü, ben ortaokuldayken gördüm. Artık onu teferruata pek giremeyelim de esas fikir üzerinde gelelim. İşte kendisinin de şeyi var, talebeleri vardı, dervişleri vardı, talebeleri. Devamlı oda gittiğimde dolu olurdu, efendiyi böyle dinlerlerdi. Demek ki güzel şeyler anlatıyor değil mi? Sonra ben işte derslerinde gittim devamlı, ders. O dersin İbn Sina'nın o kitabına şey yaptı, bana verdi. Dedi ki işte gazeteciliğim var ya onu biliyor. İşte matbaacı gazeteciliğim olduğu için yani matbaa muhitini bildiğimi biliyor. Dedi ki Abdullah dedi bu dedi götür bunu birisine bastır dedi. Formu yazmış formu. Yani daktilo diyelim tamam mı Ayşe yeğenim? Götürme bizim Fetih gazetesinin çıktığı Orhan Mete gazetesi vardı. Orhan Mete bir de biz doktor arkadaşı ortak kurmuşlar. Orhan Mete bilmem bir isim vardı. Fatih hayrettir ya. Şimdi bu her zaman gittiğimde Orhan Mete İzmirliydi. Mete Matbaası adı da. Bir linotipi var falan. İşte fakat gazetemi çıkıyor orada. Gazetemi çıkarıyor yani. Bak Allah razı olsun. Öyle paramız olsun olmasın öyle şey yok. Parayı sonra da versek olur dedi. Gazeteyi eksiltmek yok. Çıkarıyor. Fakat şey tipler yani böyle bir şairliği de var mesela. Şairlerin daha havası ayrı oluyor tabii. Her gittiğimde masa başında bir şeyler çiziyorlar, resimler böyle. Ya Orhan abi ne ya her geldiğinde ne çiziyorsunuz böyle dedim ya. Güldüler ortayla. Dediler ki biz dedi Abdullah dedi yakında bir üniversite kuracağız dedi. Ben zaten şair ya dalga geçiyor. Ava şeyler söylüyor. Ben de güldüm ne yapacağız bu üniversitenin binalarını falan çiziyoruz dedi. İşte konuşuyoruz, ortağın ismini unuttum. O da doktordu. Allah, seneler sonra baktım ki Şişli'ce Siyasal Bilgiler Fakültesini kurmuş. Bizim Orhan Mete. Şişli'de ilk üniversitede Siyasal Bilgiler Orhan Mete. Hayret edin, değil mi enteresan şeyler? Demek ki bak dedim sen de benden dua aldın Orhan abi dedim. Sen düşündüğün şeyle hakikat oldu. Şimdi o İşte ben de götürdüm ona verdim. Bunu kitap haline çıkaracağız diye. Efendim şimdi fakat kitap gecikiyor. Ben de dedim ya şimdi düşüneceğim gibi olsa Orhan Mete'nin dedim, ya, olmaz dedim bu gece bu bitecek. Öyle bir şey öyle. Bir gün sabah namazından böyle gün ağarmak üzere baktım ki Hazmi Hoca bastonundan tıkır tıkır geldi. Aynen böyle. Bu işler başka canım. Ben bunları anlatırım. Bu bir handır açıklama. Ama inanar inanmaz. O mühim değil. Fakat ben bunu gördüm, yaşadım. Bunu anlatırım. İster inanın, ister inanmasın. Ben enteres etmez. Fakat bu Allah'ın bir ikramıdır, bir aşikar. Belki bunu gizlersek günaha gireriz. Çünkü bu keramet sayılmaz bir yerde. Neden? Bir keramet vardır, bir bürhan vardır. Hazmi Hoca bana deseydi yarın sana geleceğim, gece şey geleceğim, keramet gösterdi derdik. Yani hocanın bana bir gün eve öyle bir şey dediği yok ki. Yani yarın geleceğim, göreceksin falan filan hani. Hani kerameti belki bu atmosfere koyabiliriz. Fakat böyle bir iddia yok. Buna ne diyelim? Bir bürhan diyelim. Hocanın bir duası, bir mesele. Gün doğmak üzere takır takır geldi, bastonu dürttü bana. Kalk dedi, şu dedi, kitabı takip et dedi. Ama bir de bir baktım hiç kimse yok. Tabii işte bunların böyle halleri var. Gittim tabii matbaaya koştum ve kitabı da hemen çıkarttık. Ondan sonra kitabı derslerinde getirirdi kendisini dinleyenlere.
hediye ederdi ve o kitap da bende bir tane var yine herhalde arşivlerde falan da bulunur. İbn Sina'nın. Şimdi demek ki İbn Sina'nın o kitapta ölüm korkusundan kurtuluş yazıyor ya. Öyle de bitiyor kitap. İmam-ı Şeyh Hazretleri, İmam-ı İbn Sina. Ben kitabı açtım, iyi hatırlıyorum. Böyle şey yapıyorum, okuyorum. Böyle de bazen öyle okurum ki akşam ezanı okunur. Anam der ki ya Abdullah ne o biraz lamba yak bari evladım der. Yani akşam ezanı okunmuş, hava kararmış. Ben her de okuyorum devamlı. Öyle bir an gene. Bir de baktım ki kitap da bitti. Öyle bir şeyle misale de bitiyor ki hiç kimse ölmeseydi yeryüzünde ayak basacak toprak bulamazdık diyor İbn Sina. Herkes ölecek ki bir devri dayım. Sizin broşürünüz gibi kimler gelmiş bu şeyde. Ona geliyor işte abi. O gidecek, o gelecek. Takdir ilahi. Şimdi Emine bir kitap bitti. Ya hatta bitmek üzere son satırlar. Fakat böyle bir o da büyük. Yarısını bölmüşüz marangoza. Annem babam içerideki bir karyola koymuşuz. Orada yatıyorlar. Şimdi annem babam akşam olmuş. Yatmış demek ki. Fakat babam yatarken de bana sedirde oturuyor. Dedi ki Abdullah dedi felçli. Felç olmuştu son günlerde. Abdullah evladım beni yatır dedi. Olur babacığım dedim. Tahta tahta masa tahta sandalyeler mesela huzur güzellik şey yok öyle bir güzellik ana baba sevgisi Allah peygamber sevgisi dünyalar bizim elinden gittim yanına şöyle pencereden bir baktı ya Abdullah dedi sabah mı oldu dedi karanlık basmış bana diyor ki sabah mı oldu diyor dedim yok baba sabah değil akşam oldu yatsı okunacak derinde ya öyle mi dedi. Gittim, elinden tuttum, yatağına yatırdım, üzerini örttüm. Geldim gün oturdum, İbn-i Sina'nın kitabını bitireceğim. O Hazmi Hoca'nın şey, aşkına böyle, hiç lamba bile yakmadan okuyormuşum mesela, acaba falan filan. Ondan sonra, annem işte o odaya sık girip çıkıyor, sık girip çıkıyor. Üste bir hanım oturuyordu. İstanbul'un savcısı oldu, Fethi Sezai Türkmen. Bizim şeyin de talebelerinden o kitabında onun ismini koymuş. Evlatlarıma hediye ediyor Fatih Sezai Türkmen. Onun da ablası oturuyordu üst katta. O da ablasına bakardı geri gider. Tanışıklığımız da oradan oldu. Şimdi o Fethi Sezai, o üstteki hanıma eski evler, sefer tası gibi. Bir oda, üstte, bir orada, bir orada falan. Üç oda böyle falan. O şey, o hanıma annem gidip geliyor. O hanım içeri girip çıkıyor. Ne işte ne ben herhalde babama diyorum su veriyor falan filan. Sonra o hanım dedi ki Abdullah babam vefat etti dedi. Ya. Şimdi bakın şimdi kimsemiz yok mesela. Birisi gelip de bir taziye kimseyi de beklemiyoruz. Beklentimiz de yok. Neden? Bir annemin ablası var o grup aşağıda. Yani şey değil mesela tamam mı yani komşu falan Arapgir'deki durum yok yani. Yani garip. Efendim. Şimdi kitap bitti. Babam bu vefata geldi. Bak İbni Sina bana nasihat ediyor. Bir çengelleme ki var. Hazım Hoca'dan geliyor. Artık yorum size. Tamam mı? Ya şimdi burada ne diyeceksin? Melek bunun neresinde? Melek var burada, melek. Allah buyuruyor ki ben istikamette olun, ben size dünya ve ahirette yardımcı melekler gönderirim buyuruyor. Bir surenin başlarındadır bu ayet-i kerim. Yani ben size istikamette olun, ben size dünya ve ahirette, Rabbim Allah deyin, istikamette olun, Rabbim Allah deyin, ben size dünya ahiret meleklerimi gönderirim, size yardım ederler buyuruyor. Bu bir surenin başlarındaydı. Bulursun tabii ben de bulurum evde vardır.
İşte böyle. Biraz Sultanahmet'teki evde miydiniz babanız vefat ettiğinde? o sefertası gibi o ev dedik. Alttaki odada da Fetih gazetesini çıkarıyordum. İşte bütün toplantılar orada olurdu. Toplantı gelin işte orada bu efendim. İşte üstte de büyük bir odayı böldük. Bir tarafta annem babam yattı, bir tarafta abimle ben yatıyorduk. Ondan sonra üst katta da Fethi Bey'in şeyi oturuyordu. Yani kız kardeşi oturuyordu. Alt kat, onun bir de alt katı vardı. Alt kat bodrumdu. Orada içinde kuyular falan vardı o bodrum. Eskiden evlerde buzdolabı olmadığı için kuyulara et falan salarlarmış. Bozulmasın diye. Kuyu. Su kuyusu alt katta. O su kuyusunda da bir oda vardı yine böyle. Şey odalar, pejmürde odalar. O odalarda da ben Fetih gazetesinin şeyini koyardım, iadelerini koyardım, kağıt koyardım. Ne güzellik değil mi? Böyle bir günler, ya böyle bir günler. İşte o günlerin biz devamı yani evvelallah yani bir şey değiliz yani. Yine devam ediyoruz. Yani karşımıza çıkan durum neyse o durumda yürüyoruz. Yani mesele bu. Ayşe Hanım yani herhangi bir durumdan dönmüş bir halimiz yok. O zaman Sultanahmet'te yani Osmanlıların son günlerini okuyorsunuz ya tarihlerde anlatılanlar. Aynen öyle bir durumun devamıydı. Efendi insanlar, kibar insanlar. Öyle kalabalık yok. Mesela İstanbul'un nüfusu 1 milyon diye tabela asmışlardı 48'de galiba ortaokuldaydım iyi hatırlıyorum. 1 milyon nüfus diye tabela astılar böyle. Şimdi 1955'te ailece geldik. 1955'te ailece geldik. Demek ki aradan geçen 7-8 sene diyelim. Gene de hemen hemen İstanbul kalabalık değildi. Yine bahçe içinde müstakil evler vardı. Hatta Sultanahmet'te de vardı. O şey Cankurtaran'a doğru. Sonra bu Erenköy tarafları hep bahçe içinde Osmanlı konakları iyi hatırlıyorum. Kalabalık yoktu. Mesela Gönelli Mehmet Efendi Sultanahmet Camisi'nin imamıydı. Kendisini ben orada tanıdım. İmamdı orada. Ve Şefik Efendi de birinci imamdı. Şefik Efendi, Şefik Elvasi diye Abdülhakim Ervasi'nin yakınlarından bu. Amca oğlu mudur öyle bir durum yani. Sonra bu Şefik Efendi, Efendimiz Aleyhisselam hutbeleri diye çok dikkatimi çekti. Nasıl buldu, nasıl yaptı? Salah Bilici'de bir kitap bastırdı bu. Efendimizin Aleyhisselam hutbeleri diye. Yani haberin olsun da o kitaptan belki kütüphanelerde bulabilirsin. O Şefik Efendi yaptı onu. Şefik Ervasi. O birinci imamdı. Gönelli Mehmet Efendi ikinci imamdı. Sonra bu ben yeni sabahda çalışırken Saadettin Kaynak da birinci imamdı şeydi. Sultanahmet Camii birinci imamı Saadettin Kaynak'tı. Yani demek ki 1952'de Saadettin Kaynak Sultanahmet Camii birinci imamı. Sonra geldi Gönelli Mehmet Efendi orada ikinci imam. Şefik Efendi birinci imam olarak ikisini de tanıdım ben. Şefik Efendi yaşlıydı ben o zaman tabii. Zaten konuşmaları da pek anlaşılmaz. Daha çok bu Van'dan bu yani orada Kürt değil de bir Arapça daha çok ağırlıklı. Pek konuşmaları pek şeydi. Yani cümleler daha çok Arapça ağırlıklı. Böyle bir durumdaydı. Fakat herkesin hürmet ettiği bir kimseydi bu. Ömer Nasuh Efendi olsun, oradaki grup olsun, Şefik Efendi, herkes hürmet ederdi. Öyle bir gruptu. Hatta Şefik Efendi'nin de bir hatırasını anlatırlar da, ya ben kendim duymadım da, duyan arkadaşlardan duydum. Güzel bir şey. Yani bu insanlar güzel insanlardı, öz söylerlerdi. Karşı taraftakilerde sözleriyle bir hikmet vardı. Mesela o zaman Şemsettin Yeşil Efendi vardı. Cümle gidenlerin yeri cennet olsun. Şimdi Şemsettin Yeşil Efendi'nin dükkanı vardı şeyde, Sahaflar Çarşısı'nda. Orada ezan diye de bir hanım talebesi vardı. Çok kibar, iyi insanlar. Şemsettin Yeşil'i de ben gördüm. Fakat Şemsettin'le bir konuşmam olmadı. Yani sevdiğim bir insandı. Böyle gayet güzel giyinir efendim, kültürlü, edepli. Muzaffer Uzak var, o da onun yanında bir dükkandaydı.
Muzaffer Ozak'la görüştüğüm oluyordu. Derslerini falan dinlediğim de olmuştur. Yani Şemsettin Yeşil'in de Bayat Camii'nde konuşmaları olurdu. Yani benim yine o 1957'ler diyelim. Öyle yani hoca 50 ile 60 arası. Orada devam Bayat Camii'nde konuşma olurdu. Fakat bu konuşmalarda bazı Şemsettin Yeşil Hoca bazı hadiselere girerdi. İhtilaflı mevzulara falan girerdi. Hatta Ömer Nasuhi Efendi bana bizim Süleyman Hilmi Hazretleri'nin talebesi var Mustafa Akkoca arkadaşımdır benim. Siz de gördünüz ya o gün. İşte o Süleyman Efendi talebesidir o. O gün mi anlattı onu? Daha evvel anlatmıştı. Ömer Nasuhi Efendi'ye ilgili Süleyman Efendi Hazretleri gidiyordu. Ömer Nasuhi Efendi'ye rastladık diyor Fatih'te diyor. Oysa bu Şemsettin Yeşil Efendi'nin makaleleri, gazetesi vardı ayrıca. Bir Muharrem Amca diye birisi vardı. Gazetesini satardı. Allah rahmet eylesin. Temiz bir insandı. İyi tanırdım. Şimdi Süleyman Efendi demiş ki, Efendi Hazretleri demiş, bu bir yazı yazsan demiş. Ömer Nasuhi Efendi yazalım olur demiş de. Bu misalde hatta şu kılıcınızı bir çekseniz gibi yazı kaleminizi. Ömer Nasuhi Efendi de o kitabı yazdı diyor bir müddet sonra. Ashab-ı kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. Ashab-ı kiram hakkında Müslümanların nezih itikatları. O kitap bende de var. Tabii aldım okudum da herhalde vardır bilmiyorum ama. Tabii. Yani kitabı ben okudum. Sarı kapaklı. Ve bir hadis-i şerifi de merkez olarak alıyor. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Tamam mı? Hangi şey sizi kurtuluşa götürürdü? Bu hadis-i şerif üzerinden. İşte o zamanki Şemsettin Hoca'nın böyle makaleleri, gazeteleri ne Ömer Nasuhi Hoca böyle bir nazikane bir kitap çıkarttı. O da Süleyman Efendi'nin ricası üzerine. Kalemi kuvvetli Ömer Nasuhi'nin çünkü. Öyle kuvvetli ki o zaman üniversitedeki hocalar metiye yazdılar Ömer'in zamanımızın İmam-ı Azamı diye. Ali Fuat Başkir mesela zaman İmam-ı Azamı derdi Ömer Nasuhi Efendi. Şimdi şeyden geldik ya bu bizim bizim Şefik Efendi'ne. İşte Şefik Efendi bu Ömer bir de acaba herhalde Ömer Nasuhi'ydi o zaman şey müftü öyle zannediyorum. Çünkü vaizlik tezkeresini aldılar. Şemsettin Hoca aldılar. Çünkü bir kutuplaşma meydana geliyor. Tamam mı? Kutuplaşma. Buna müsaade etmediler. Faizlik tezkeresini aldılar Şemsettin Yeşil'in. O sonra evi var arkadaş et yemez diye aşağıda neydi Samatya'da denizin kenarında müthiş bir köşk. Demek ki orada sülalesi öyle bir şeylik var yani müthiş bir köşk. Şimdi o köşk yine duruyor öyle orada ne yaptılar bilmiyorum onu. Yani yine duruyor geçen yine gördüm yine güzel bir köşk. Yani Osmanlı köşkü böyle. Orada başladı şeyini. Sohbetlerini orada devam etti. Hatta orada son güne kadar devam etti ya konuştuğu zaman da böyle devamlı böyle epeyce yani diyelim ki 2-3 saat diyelim. Tamam böyle bir durum. Etrafında tabii bir talebesi, çalmatı abimle bir gün gitmişti de anlattı bana Abdullah dedi gittim dedi ben de dinledim demişti. Şimdi Şefik Efendi'ye geldik ya. Şimdi Şefik Efendi'ye boyatlar tutmuş şey bizim Şemsettin Yeşil Hoca. Hocam demiş olmadı demiş. Çünkü o da heyette İstanbul heyetinde imza atıyor. Bir şey oldu mu imza atıyor. Ne heyeti diyorlar? Bir şeydi heyeti diyorlar işte. Müftülüğe bağlı bir heyet. Şimdi bile var herhalde. Şimdi bak müftülükten bahsettik de biraz sonra bir şey anlatalım. Dünkü hadise de. Evvelki gün, pazartesi günü ki hadise. Şimdi o Şefik Efendi o heyetin içinde Şemsettin Hoca demiş ki ya hocam demiş olmadı demiş ya benim vesikamı niye aldınız demiş. Demiş ki Şemsettin Efendi kardeşim demiş ben sana iyilik yaptım demiş ya. Senin vesikanı almana imza attım sana iyilik yaptım demiş.
Tabii. Niye? Çünkü demiş o da bir kutuplaşma oluyor yeğenim demiş. Yani sen bunu iyilik olarak kabul et demiş. Bak ne güzel şey. Ya. Şimdi gelelim şeye. Efendim. Pazartesi günü ki şeye pazartesi yeni bir hadise. Şimdi benim radyom oldu şeyde. Bir buluşacaktık birisiyle bir yere gidecektik. Şeyde Cengiz Topel Camisi var. Şirinevler'de. Bilirsin tabii sevimli. Arkadaşla orada buluşacağız. Ha, Allah. Arkadaşı bekleyeceğim. Meydana indim. Şimdi Allah nasip ediyor. Karşıma çıkartıyor Cenab-ı Allah. Yani var ya neme lazımcık nifaktandır. Elle dille kalpten buz etmek. Şimdi burada dille şeyi de biliyoruz. Değil mi? Çabamız oluyor. Efendim. Tam Cengiz Topel Camisi'nin meydana indim. Arkadaşı bekleyeceğim. Bir de baktım ki cami görünmüyor. Minaresi, altta bir kubbesi görünüyor. Ya Allah Allah. Caminin duvarının etrafını reklamla çevirmişler. Boy boy resimler. Reklam ne reklamı? Şey reklamı. Gençlik bilmem ne toplantısı. Bize gelin bilmem ne. Bir meşhur var ya bir toplantı falan. Gençlik ne bir şeyi? Zirvesi. Aferin. Ha, gençlik zirvesi. Ya cami duvarında ya yazı olsan resimler boy boy böyle görsen hemen açtım şeyi Beşiktaş müftülüğüne İstanbul müftülüğüne telefonla ben de tanıyor Abdullah Işıklar deyince tabii hürmet ediyor Allah razı olsun ellerinden öperiz hocam nasılsın iyi misin biz de hürmet ediyoruz tabii dedim ya böyle böyle onu bu nasıl diye yapar dedi İstanbul müftülüğü İstanbul müftülüğünü de açtım. Orada müftü vekili çıktı. Orada şimdi bizim zamanımız Ömer Samsa gibi değil ki. Bir koşku en akıllı. Eskiden bir şey yine var galiba. Bir şey dinletiyorlar. İlahi bir makam. Başka şuraya bağlayalım, buraya bağlayalım falan filan. En nihayet işte orada bir şeye bağladılar alakalı. Tamam burası. O adam da çıktı. Selamlaştık. Ondan sonra dedi ki abi sağ ol dedi. Çok teşekkür ediyorum. Der aşını da alıyorum dedi. Pazartesi günkü hadise. Hemen Bahçelievler Müftüsü'nü arıyorum dedi. Tamam. Fakat ben yine peşini bırakmadım. Geldim dün salı. Salı günü bu sefer açtım. Onu arz edeceğim. Çok enteresan. Şimdi açtım. Bahçelievler Müftüsü'nün telefonu aldım ya. Bu çantada var o. Açtım Müftü Efendi. Müftü Efendi yok. Yardımcısı, yardımcı yok. Kardeşim kim var? Müdür, müdür yok. Peki kardeşim kim var orada? Nasıl yardımcı olabiliriz? Ne kadar tuhaf işler ya. Ondan sonra bir hanıma bağladılar. Nasıl yardımcı? Adı ne yeğenim? Tuğba dedi benim. Aa bak ne de güzel ismin var dedim. İnşallah Tuğba aşırağın dibinde olursun dedim cennette. Dua etti. Buyur dedi amca dedi. Bak dedim böyle bir mesele var. Bak da sen de sevaba girersin. Bu olmayan müftüler, yardımcılar kim gelecekse bunu söyle. Ben Beşiktaş müftüsü, il müftüsüyle görüştüm. Sizlerinde irtibat kurduğunu söyledi fakat ben işimi takip eden bir adamım. Onun için takip ediyorum. Yarın senden bir telefon bekliyorum. Söyledim mi, söylemedim mi? Bunu uzatmasınlar. Sonra kaymakama giderim, valiye giderim. İcabında ben bu işi hallederim. Basına da intikal etti. Fakat basına intikal ettirmem diyorum. Bir camiyi bu vaziyette göstermem ben kimseye. Şimdi beni aramadı, ben yine onu arayacağım. Ben işimi takip eden bir adamım, yani o hususiyetim var. Şimdi dün de bu pazartesi bu vaizde, buyur bakalım. O zamanki müftülere bakın, o zamanki çalışmalara bakın. Bir de şimdi hale bakın. Müftü nerede yok, yardımcı nerede yok, müdür nerede yok. Olmaz bu canım, misal ya. Diyeceğim, o bizim görüş insanda da heyecan var. Heyecan vardı ve böyle herhangi bir farsolu bir iş gördükleri zaman onu söylerlerdi, geri durmazlardı yani tamam mı? Yani biz onların içinde bulunduk, bu heyecanımızla beraber Allah daim etsin böyle bir koç yeri de tabii neticede alıyoruz, Allah halk ediyor. Tamam çok yerde yani, yani buna benzer tamam mı benim güzel Ayşe yani mesele bu. Hazmi Turan'ın Mesnevi Şerhi derslerinden bahsettiniz. Ne kadar, kaç yıl sürdü? Vefatına kadar yaptı mı hoca bu şerhleri? Evet, hoca efendi bu dersleri vefatına kadar yaptı. Çünkü vefatına az bir evvel rahatsızlandı. Sonra derslere gelemedi ve vefat etti.
Ondan sonra bir ara hacca da gitti geldi. Demek ki yeni mi gitti onu bilemiyorum. Fakat son hacca gittiği için de bizim İbrahim Büyükçopur vardı. İstanbul'un Kereste Çiçarı, Kayserili büyük, zengin bir adam. Ve o at pazarında da bir apartmanı vardı İbrahim abinin. Şimdi bir merak ettim, baktım o apartman orada gece kondu gibi kalmış böyle. O zaman İstanbul'un en muhteşem apartmanıydı İbrahim Büyükçopur. Sonra sık sık benim dükkana da hep gelirdi. Şeyden sonra yani, Hazmi Efendi'den sonra bana çok sık gelirdi. Vefatına kadar çok sık gelirdi. Hatta oğlu Mahmut falan vardı. Sonra işte sonra bir miras davaları falan filan derken Mahmut dedi ki ben şimdi şey diyeyim dedi. Buradan Karagümrük dedi, el pedalim var dedi abi dedi. Sonra bir makinem de var dedi galiba. Yani öyle bir şeyler yani Ömer Nasuh diyor ya görelim kim kazana kim ye, ahmak odur ki dünya için gam ye diye kitabında bir sözü vardı Ömer Nasuh. Bakıyorsun ki daha gördüklerin var. Bir devre alem bir dönüyor ki yani. Hiç sorma ya Cemil Bey ya. Bir devre alem bir dönüyor. Yani bunlara şahit oluyoruz. O zaman Kereste Tüccarı Kayseri İbrahim Büyükçopur. Kayserili. İstanbul'un sayılı gelen zenginlerinden. İbrahim Büyükçopur. Şimdi İbrahim abi devamlı gelirdi. Biz Mesnevi o Hoca Efendi Mesnevi şehri derdi. Ve dolayısıyla Mesnevi bitince İbrahim Büyükçopur'un evine giderdik. Bizi evine götürürdü. Evinde bize çay ikramı yapardı. Ve bu talebeler içine de bizim Türkistan Reisi Cumhur'u dedik ya hani al... Zeki Veli değil değil. Sultan Park'a falan ismini de koyduk ya canım meşhurdu. Şu anda şuna gibi. Hatırladın mı? Hatırladım ama ismini. Şimdi o da o apartmanın kiracısıydı. Hatta derlerdi İbrahim abi onlardan kira almıyor falan derlerdi. Kani Karaca. Yusuf Ziya. Yusuf Ziya Alptekin bir şeydi. Alptekin. Yani ben reis cumhuruyum derdi değil mi? O da Hoca Efendi'nin talebelerinden diyelim, sevdiklerinden. Her derse gelmezdi ama Hoca Efendi onu severdi, o da onu severdi. Beraber resimleri falan da gördüm. Şimdi o İbrahim Büyükçopur çift daireli Fatih'te müthiş bir apartmandı o zaman. Şimdi gece kondu gibi kalmış ya emin ol. Meraktı gittim gezdim de Gelenbey Ortaokulu'nda okudum da bir ara. Ya bir de okulumu göreyim dedim. Viran olmuş insan çok müteessir oluyor. Allah o güzel. Ömer Nasuh'un evi de okula bitişik bir evdi. Gelenbey Ortaokulu'nda. Şimdi güzel yeğenim. İşte giderdik. O bize çay ikram yapardı. Kani Karaca gelir Kur'an-ı Kerim. Sonra ayrıca hocamın hadis dersleri orada yine söylerdi. Bir hadis anlatır mesela. Sonra Kani Karaca ilahi okur. Kur'an-ı Kerim okur, ilahi okur. Bir de Şair Nabi'nin bir şeyi var ya. Hani at üzerinde girerken de padişah ayağı uzunmuş da Kabe'ye doğru girerken Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna sakın terk edepten var ya makamı Mustafa'dır bu. Onu hemen Nabi söylüyor. Hemen ayağını topluyor. Hoca derdi ki hatta o topluluk Medine-i Münevvere indiği zaman müezzinler camide ezandan ver bu mısraları okumaya başlamışlar derdi hoca. Şimdi bunu anlamayana dedim o dalga geçer nasıl olur böyle bir şey diye. Fakat hocadan biz duyduk. Abdullah sen inan. Evet ben inandım. Ben inandım. Hoca böyle dedi. Evet ben inandım. Olmuştu tamamdı. Çünkü bu tasavvuf işi bu keramet işi bir akıl terazisi bunu tartma sen evet diyeceksin o kadar fazla ileri gitmeyeceksin. Yani o şeyi mısraları müezzinler ezanından evvel okumaya başlamışlar. Tamam mı? Bunu da böyle duyduğumuzu söyleyelim. Ondan sonra Hoca Efendi'nin bir tahmisi var. Bizim Hazmi Turan'ın. Ya şeye bir tahmisi var buna. Sakın terk edepten var ya. Bir sayfa kadar bir tahmisi var. Evet. Onu da beste yap.